Selamun aleyküm, merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sekteyi ele alacağız. Sekte arkadaşlar, sözlükte susmak, okumayı veya konuşmayı kesmek gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise nefes almadan sesi kesmektir. Es-sektetu kat'u s-savti dunen nefesi, dunet teneffüs diye söylenebilir. Nefes almadan sesi kesmektir. Sektenin bekleme süresi bir elif miktarıdır. Yani sesimizi kesiyoruz. Herhangi bir şey yapmadan bir elif miktarı tıp oluyoruz. Sonra bir elif miktarı, yani bir saniyeden sonra kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Sekte yapılan kelimenin son harfi okunur ve nefes almadan ses bir elif miktarı zamanı boyunca kesilir. Sonra ses verilerek devam edilir. Evet, sekte olan Kur'an-ı Kerim'de Asım'ın Hafs rivayetine göre 4 yerde var. Kehf suresinin 1. ve 2. ayetleri arasında. Burada vakıf evla, sekte caiz. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنْذِرَ. Mesela burada vakıf, şey, vasıl halinde met tabi yapacağız. عِوَجًا, sonra duracağız bir saniye. قَيِّمًا diye devam edeceğiz. Okuyalım. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنْذِرَ diye devam ediyoruz. Yine Yasin suresinin 52. ayetini, yine burada da vakıf evla, sekte caiz. Yani vakıf da yapabiliriz. Sektemiz de caiz olur. Min merkadina hâzâ mâ ve'adarrahman. Uzattık. Bir saniye bekledik. Bir elif uzattık. Bir elif saniye sesi kestik, bekledik. Sonra hâzâ'dan devam ettik. Min merkadina hâzâ mâ ve'adarrahman. Evet. Yine Kıyamet Suresi 27. ayetinde burada sekte evla vakıf kabihtir. Yani burada durulmaması gerekiyor. وَقِيلَ مَنْ رَاقُ وَقِيلَ مَنْ رَاقُ şeklinde. Yine Mutaffifin Suresi'nin 14. ayetinde yine sekit evla vakıf kabihtir. كَلَّا بَلْ رَانَ كَلَّا بَلْ رَانَ وَقِيلَ مَنْ raq şeklinde. Bir arkadaşlar hay sekit var. Yani bazı kelimelerin son harekesini belirtmek ve muhafaza etmek için kelimelerin sonuna ziyade edilen sakin ha harfleridir. Buna hay sekit denilir. 9 yerde 7 farklı kelimede bulunurlar. Hay sekitler vasıl halinde hafif bir sekte yapıyoruz. Terki de caizdir. Birincisi Bakara suresinde lem yetesenne ve zur şeklinde. Febi hudahu muqtedi kul la es'alukum kitabiye inni zanantu kitabiye ve lem edri ma, devam ediyoruz. Hisabiye fehuve hisabiye ya leytaha, yani bir elif miktarı değil, bir elif miktarından daha az bir şekilde duruyoruz. Maliye heleke anni sultaniye huzuh ma hiye narun hamiye ma hiye narun hamiye. Örneklerinde olduğu gibi 9 farklı yerde 2 tanesi aynı, 2 tane ikişer tanesi, 7 tane farklı kelime. Maliye, sultaniye, mahiye, hisabiye, kitabiye, humuqtedi, lem yetesenne kelimelerinde. Evet, 20. dersimizi özetleyelim arkadaşlar. Sekte, kat'u s-savti dune teneffüs, nefes almadan sesi kesmektir. Sektenin bekleme süresi bir elif miktarı kadardır. Asım'ın Hafs rivayetine göre Kur'an'da 4 yerde var. Kehf suresi 1. ve 2. ayetler arasında. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا. Yasin suresinin 52. ayetinde. مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنِ. Yine Kıyamet suresinin 27. ayetinde. وَقِيلَ مَنْ رَاقُ. Mutaffifin suresinin 14. ayetinde. كَلَّا بَلْ رَانَ. Hay sekitler ise arkadaşlar, burada bekleme süresi bir eliften azdır.
bazı kelimelerin son harfini belirtmek ve muhafaza etmek için kelimenin sonuna ziyade edilen yani konulan ha harfleridir. 9 yerde 7 farklı kelimede bulunur. Ha-i sekitler vasıl halinde hafif bir sekte yapılır. Bunu terk etsek de caizdir. Bir sonraki dersimiz son dersimiz olacak. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.